Bafra Karpuzlu Köyü'nden Arif Acar. Sayın Acar, hayırlı uğurlu olsun. Nereden aklınıza geldi bu tip, bu çeşit bir karpuz yapmak? Bunu Antalya'dan bir dostumuz. Bunu deneme amaçlı ektik buraya. Muazzam da görünümü, tadı, dökümü şu anda süper. Bu karpuzun yetiştirilmesiyle öbür normal klasik karpuz yetiştirme arasında fark var mı? Farkı şu, bu daha erkence. Olgunlaşma şekli 2-3 el toplama şansı daha fazla. Topladıkta dalışlarından dökümü görünüyor. Şu anda sizin şu içinde bulunduğumuz arazide döküm bir çiftçi olarak, bir üretici olarak nasıl yani? Şu andaki dökümü süper görünüyor. Peki yani şimdi bir kökte kaç tane karpuz almayı planlıyorsunuz? En kötü şartta 4 tane. Normal büyüklüğü ne kadar bunun? En büyüğüne büyüklüğü, kadar, en kadar? Büyüklüğü 5 kilo ile 10 kilo arası. Peki pazarda talep olur mu? Tam pazarın talep olacağı şekilde. Neden talep olur buna böyle madem öyle bu? Şimdi pazardan bir kişi aldığı zaman, sofrasında kestiği zaman bir kesimde bitirme şansı oluyor. Ufaklığında tad oranını bozmuyor. Ufağının tadı da aynı, büyüğünün tadı da aynı. Biraz da özelliğinden bahsedelim. Yani şimdi karpuzu şu anda elinizde görüyoruz. Kestik, hatta tattık da. Peki efendim, kabuk kalınlığı nasıl, aroması nasıl, lif oranı nasıl, çekirdek yapısı nasıl, onlar da... Elimde kesilmiş olduğu şekilde görünüyor zaten. Çekirdek oranında, rengi de, insan ağzına aldığı zaman dağılıyor tat oranı, kabuk ince. Çekirdek öyle aşırı bir fazla çekirdeği yok. Sizce gerçekten ticari anlamda bu Pascal F1 Bafra'da yetiştirilebilir mi bir çiftçi olarak? Bu tüketici açısından bu sene denediğim için görünüm halinde yetişecek bir mahsul. Hani herkesin gönül rahatlığına herkesin ekmesini denemesini tavsiye ederim. Peki şu anda ne kadar bir alan ekmiştiniz? 1500 metrekare yer ektim. Peki buradan ne kadar bir tonaj almayı düşünüyorsunuz? Buradan şu andaki ekimime göre en kötü şartlarda 20 tona civarında düşünüyorum. 17-18-20 ton civarında düşünüyorum.